Jesse Sekidika'nın Galatasaray tarafından Bursaspor'a kiraya verilmesi gündemde. Fatih Hoca Sekidika'yı eğer Çaykur Rizespor maçında oynatırsa Sekidika Bursaspor'a transfer olabilir mi? Üçüncü kulübü olur. Olmaz. Ama aynı lig statüsü, kupa statüsü fark eder mi? Yani benim bildiğim kadarıyla talimatlarda olmaz. Orada yani onun bir transfer hareketi sayılmaması için ya da ikinin bir sayılması için Cagne gibi olması lazım. Cagne gibi. Gittiği kulübe geri gelmesi durumunda oynayabiliyor. Anladım. Yani Cagne Galatasaray, Brüj Galatasaray oynayabiliyor. Çünkü o hareket bir sayılıyor. Anladım. Ama Galatasaray, Brüj X Türkiye'de ya da Avrupa'da bir takım oynayamıyor. Peki Sekidika kadroya girdi. Fatih Hoca onu yedek bekletti. O bu arada Cagne için oynayamıyor sebebi çünkü Galatasaray'da bu sezon maça çıktı. Maça çıktı. Yani takımın kadrosunda vardı değil. Tamam. Takımınla resmi maça çıktı. Soru, onu da belirtelim. Jesse Sekidika'yı Fatih Hoca Rize maçında kadroya aldı ve oynatmadı. Oynaması lazım. Kadroya alması yetmez. Lisans çıktı. Oynaması lazım. Lisans çıkacak. Şey gibi, millilik kriteri gibi. Bir dakikalık millilik gibi. O zaman lazım. Arkadaşlar, Jesse Sekidika ile ilgili Emrah abinin verdiği bilgiyi şöyle toparlayalım. Fatih Hoca, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kendisine görev verdiği takdirde sahada bir dakika bile süre alınca Bursaspor'a kiraya verilemiyor. Ama Fatih Hoca, Jesse Sekidika'yı kadroya aldı. Eskişehir'e verebilir. Ama Jesse Sekidika'yı Galatasaray kadrosuna aldı. Fatih Hoca gönlüne de aldı ama sahaya çıkartmadı. Hala Bursaspor'a verilme şansı var. Sahaya ama adım. Ama şimdi mantığına baktığında yani Babel gitmiş. Onyekuru'nun en az bir ay oynamayacağı konuşuluyor. Arda gelecek.